Eyvah, belleğimiz öldü burada. Gaming Tech'ten herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere sistemimde başıma gelen olayı kısaca özetleyeceğim. Öncelikle BIOS'umuza başlayalım. Normalde bu iki bellek her biri 16 GB olması gerekirken bir tanesi kendini 64 GB olarak BIOS'ta tanımlıyor. Bu çok enteresan bir olay. Gördüğünüz gibi çalışıyor gibi gözüküyor ama Windows'un içine girdiğimizde sistem sadece 16 GB mevcut görüyor. Bunlardan bir tanesi çalışıyor. Bir tane belleği çıkarıp diğerini bırakacağım orada çalışmayanı. Tahmin edebilirsiniz zaten sistemin başına bu anda ne gelebileceğini. Devamlı bilgisayar post cycle yaparak kendini açıp kapatıp o işlemi tamamlıyor. RAM da bozuk olduğu için işlemi tamamlayamıyor. Hata kodunu da göreceğiz zaten. Gördüğünüz gibi siyah ekran, hiçbir şey yok. Normalde bir RAM kitin bir senede bu tarzda ölmesi imkansız gibi bir şey ama burada üreticiyle ben konuştum. Dediler ki bana bu kitlerde üretim hatası olduğu için zaten geri yollanacak. Onlar da yenisini yolluyor. Ömür boyu garantisi olduğu için genellikle birçok RAM'da da bu olan bir özellik. Gördüğünüz gibi aç kapa devamlı aynı işlemi tekrarlıyor. RAM'ın burada bozuk olduğunu BIOS'tan da anladık. İkincisi memtest yapabilirsiniz. Windows Memory Diagnostic diye bir olay var. O programı da kullanabilirsiniz. Ama burada ben bu işlemi bildiğim için direkt çıkarıp firmaya yollayacağız. Yani hiç vakit harcamayın. Sadece gereksiz zaman kaybı. Zaten şu an sistemimde bu videoyu çekerken bambaşka bir RAM yüklü. Bambaşka bir RAM kullanıyorum. Modelleri bunlar. Piyasadan bu model komple kalkmıştır. Yerine yenisini üretmişler. Yeniden BIOS'a giriyoruz burada. Zaten oyun oynarken ya da render bir şey yaparken ağır işlemler bilgisayarın çökmesine de sebep açabiliyor. Garantiniz olduğu için tatsız bir olay ama firmayı geri yollayıp yenisini sizlere zaten yolluyorlar. Tabii sistemimiz şimdi normal tarzda çalışacak ama sistemden ben bunu komple çıkardım. Bambaşka şu an Viper'ın belleklerini kullanıyorum. Kısa süreliğine. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. 16 ile 32 GB arasında fark var mı? Kesinlikle. Burada hangi tip DAI kullandıklarını görebiliyoruz Typhoon programıyla. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sorularınız varsa her zamanki gibi bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Let's go.